Herkese günaydın arkadaşlar. Kısa bir açıklama yapıyorum şu anda. Yanımda Beyza var. Aferin, daha patlamadığı için konuşamıyor. Her neyse. Sanki benim de çok patlamış gibi. Bugün ameliyat oluyorum. 19 Nisan 2023. Günlerden çarşamba mıydı? Çarşamba. Sol el baş parmaktan ameliyat olacağım arkadaşlar. Halk dilinde tetik parmak diyorlar. Ama bence tetik parmak değil. Tetik parmak çok farklı bir şey. Bu farklı bir şey. Ne olduğunu da bilmiyorum. Doğuştan benim bu parmağım açılmıyor. Yani böyle olduğu zaman böyle oluyor. Böyle olduğu zaman açılıyor. Şöyle işte. Böyle yani. Bu parmağım açılmıyor işte. Bundan ameliyat olacağım. Ben aslında 1,5 yıl önce gitmiştim eğitim araştırmaya. Bununla alakalı yapmadılar. Ameliyatı sürekli bir erteleme, sürekli bir yok malzeme yok, yok bilmem neyi falan filan dediler. 1,5 yıl geçti aradan, şimdi dönüş yapıyorlar. Ondan sonra böyle yani. Şimdi ameliyat olacağız. Ani bir şey gelişti. Aradılar 1,5 yıl sonra. Unutmamışlar beni. Ben de onları unutmadım. Şimdi sabahın 7.30. Dün işte hastaneye gitmiştim. Dün aradılar. Hazırlıklar yapıldı. Bugün de ameliyat olacakmışız. 7.30'a geldiler de kaçta ameliyat alırlar onu bilmiyoruz zaten. Ben zaten hepsini anlatacağım size. Öyle. Neyse, biz bir hastaneye gidelim. Çok uzun bir video olsun istemiyorum. Yani bir videoda hepsini anlatacağım size. Ne olup ne bittiğini falan filan yani. Şimdilik görüşürüz. Hastaneye geldik arkadaşlar. Devam et. Sorulur musun? Yok, hiç olmaz. Ben işim bittiğinde sonra siz istediğiniz kadar çekinebilirsiniz burada. Sıkıntı yok. Şöyle. Biraz da şöyle yanına bir şey ayırı ver. Hiç açılmıyor. Şöyle. Tamam. Tamam. Şimdi hafiften şöyle bir yan koy. Şöyle yan koy. Evet. Benim yaptığım şeyleri biraz. Evet. Şimdi şöyle yapacağım. Tıklama ne kadar oynatabiliyorsun? Hiç. Aynen bu hareketleri istiyorum. Parmağını oynatabildiğin hareketlerini istiyorum şimdi ilk başta, tamam mı? Şimdi ben videoyu başlatacağım. Sen parmağını bir bu şekilde oynatacaksın, tamam mı? Bir bu şekilde oynatacaksın, şöyle düz. Bir de şöyle şu şekilde oynatacaksın. Tamam. Hani yapabildiklerini yapabilirim. Canım. Aynen. Mesela 2-3 saniyelik yapsan yeter benim için. Ama önce şu pozisyonda yapacaksın tam. Tam böyle şu pozisyonda. Tam yan, tam düz. Başlatacağım şimdi, bekle. Evet, şimdi ameliyat için hazırlandım böyle. Şimdi ameliyata gireceğiz arkadaşlar. Hadi hayırlısı. Bir şey demeyeceğim. Murat ameliyattan çıktı. Şimdi odasına götürüyoruz. Ya bunun hiç çok oldu şansı yok. Böceği sizi anlaya düşmüşler. Ben ilk defa ameliyat oldum arkadaşlar hayatımda. Yani saç ekiminden sonra geçirdiğim önemli operasyonlardan bir tanesi bu, öyle söyleyeyim. Ameliyat yaşsak saç ekiminde, o da bunun gibi böyle ağırlı bir şeydi. Bu ikinci bir şey oluyor benim hayatımda. Bayağı soğuk bir yerdi ve genel anestezi yapıldı. Ben lokal olarak düşünmüştüm çünkü lokal demişti bana doktor. Bu da genel yapıldı. Tamamen baygındım yani. Ameliyata girdikten sonraki süreci sadece şey hatırlıyorum. Kolumu tıraş ediyorlardı. Kılları falan temizliyorlardı. Ondan sonrasında diğer koluma da serum falan takılıyordu sanki.
Sonrasında hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Sadece üşüdüğümü hatırlıyorum. Gözümü açtığımda da zaten büyük bir alandaydım. Kimse yoktu. Sadece bir tane kadın bir hemşire vardı. Ona çok üşüdüğümü söyledim. O da bana 15 dakika sonra odana çıkartılacaksın demişti. Ameliyat da yaklaşık 2 saat ya da 3 saat arasında sürdü. Tam net bir bilgim yok. Yani bilgi yok. Arkadaşım 3 saat sürdü dedi. 1.15'te çıktım. Kaçta girdim tam hatırlamıyorum. Çünkü içeride çok da beklettiklerini de hatırlıyorum. Böyle. Yaklaşık 6 dakika kadar hareket etmemen lazım ki alçına izin vermiyor ki diktiğimiz şey koplasın diye. Koparsa parmak sarı böyle kalır. Tamam. Yarın yine konuşuyoruz. Ameliyattan çıktıktan sonra odadayken akşam gece 3'e kadar hiçbir şekilde idrarımı yapamadım. İdrarım vardı fakat hani bu anesteziden kaynaklı mı neden kaynaklı bilmiyorum. Hiçbir şekilde tuvalete çıkamadım. Sonra sıcak su torbası aldık. Yani doktoru aradılar, hemşireler. Ameliyat eden doktoru Baver Bey'i aradılar. Baver Bey de sıcak su torbası alması gerektiğini ve bu bağırsak bölgesine koymam gerektiğini biraz orayı ısıtıp ondan sonra tuvaletinin rahat yapabileceğini söylemişti. Çok şükür gece 3 ve 4 gibi yavaştan idrarı yapabildim. Çünkü çok kötü bir durumdaydım. Beni hayatımda bu kadar çok tuvalet zorlamamıştı. Bu bilgiyi de vermek istedim. Herkese günaydın. Ameliyatımın ikinci günü. Ağrım var. Sabah 6'da 1007'de koruyucu hap içtim. Şöyle. Bugün taburcu olacakmışım. Saat kaçta olacağı biri değil. Bu şekilde. Ne yapacağız? Tam oturmuyor ya baş parmağım. Bundan sonra gelir sağlık ocağı yapacakmış. 3 günde bir öyle dediler. Sağlık ocağı acilde 4'ten sonra yapıyorlar. Aa, akşam 4'ten sonra acilde. Sağlık ocağının arkasında yakın. Ya bazı sağlık ocağı yani sor yapmak zorunda. Sonuçta yapmak zorunda falan diyorlar bazıları da. Ekstra ben de yapıyorum. Hani senin kol yürüyebiliyorsun da bilgin olsun. Peki senin yanına gelsem nasıl yapabiliriz? Yani ben burada yani normalde ücretli yapıyorum. Hani eve gidince falan. He anladım. Ücret ne kadar alıyorsun? İşte yeni aldığım malzemeye göre konuşuruz yani okeysen. Ne olur. Sağlık ocağı bize kalıyor. Sağlık ocağı da ücretsiz değil mi? Evet. O tabii onlara bağlı bir durum. Yaparlar mı yapmazlar mı? Ben söylüyorum. Buraya kadar çıkmasak olmaz mı? Ondan katlayacağım zaten. Ama olmaz yani. Alçı bak hani. Selam arkadaşlar. Herkese yeniden merhaba. Bir ameliyat süreci atlattım. Zaten videoda gördünüz. Şöyle elim bu şekilde taburcu oldum. Bugün 20 Nisan Perşembe günü. Saat 12'de taburcu oldum hastaneden. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden. Şöyle rahatsızlığım neydi? İlk önce onu size kısaca bir bahsedeyim. Rahatsızlığım sol el baş parmak birinci parmakta kontraktör dediğimiz bir hastalık. Parmağın açılamaması gibi bir durum vardı bende. Öyle bir rahatsızlığım vardı. 1,5 yıl önceden beridir ben zaten Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne bununla alakalı gidip geliyordum. Ama hem pandemiden hem de dolarların yükselmesinden kaynaklı bu ameliyatı biraz daha ertelemişlerdi. Ve yapamayacaklarını da en son söylediler. 1,5 yıl sonra işte aradılar. Dediler ki işte ameliyatınızı oldunuz mu?
işte hastaneye gelin görüşelim falan demişlerdi doktor. Doktor hastanı beni aradı. Gittim görüştüm, ameliyatı yapacaklarını söylemişlerdi. Ben de bu ameliyat olmak için onlarla konuştum. O ameliyatı olduk işte bu şekilde. Bayramdan sonra yapacaklardı fakat bayramdan önceyi bir anda sürpriz bir şekilde bayramdan öncesine alıp hemen yaptılar. Yani ani bir şekilde oldu. Yani özel bir hastane değil tabii ki, günü gününe uymayabiliyorlar. Bu devlet hastanesi. Hani ben de diyemem onlara hani şu gün yapın bugün yapın. Özel hastane değil yani. Devlet hastanesi. Bir şekilde artık iznimizle ayarlayıp bu şekilde gittim yani, hastaneye ameliyatı olduk. Çok şükür iyi bir şekilde atlattım. Ağrım çok fazla. Fotoğraflarda da gördüğünüz gibi zaten benim sol elimdeki baş parmağım açılmıyordu. Çocukluktan bu yana olan bir şey bu. Yıllar geçtikçe zaten parmak hep daralıyordu. Yani ben onun öncesinde çocukluğumda gençlik biraz daha böyle bu ergenlik falan filan o dönemlerde biraz daha açabiliyordum. Ama yıllar geçtikçe daha da açılmamaya, daha da daralmaya başlamıştı ve sertleşmişti. Bu şekilde... bilmiyorum, bu ameliyatı daha önce yaşayan insanlar çok nadirmiş. Çok nadir insanlarda görülen bir hastalık bu. Diyebileceklerim bu kadar. Tam 6 hafta boyunca raporlu olacağım. 6 hafta boyunca da elimi kıpırdatmamam gerektiğini söyledi. Özellikle baş parmağımı oynatmamam gerektiğini söyledi. Çünkü kopma ihtimali varmış bu, hani dediğim gibi şeylerin. Dikkat et canım, işte evdeyim şimdilik bu şekilde. Sonrasında video atar mıyım bilmiyorum. Bir de bittiğinde, iyileştiğim zaman bir tane video atarım. Bu kadar. Şimdi ben bu videoyla sizi baş başa bırakıyorum. Umarım arkadaşlar merak ettiğiniz şeyler olsa mutlaka tabii ki yazabilirsiniz. Özelden de yazabilirsiniz. Instagram hesaplarım var. Yani aklınıza gelen bir şey varsa yorumlarda da yazabilirsiniz. Çünkü ben de tam olarak hani bu hastane kavramını çok bir şey anlamadığım için... Bildiğim şey varsa sizlere söyleyebilirim. Doktorum Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Baver Acar'dı. Doktoru da hani bayağı güvenilir, sevilen, bilinen bir doktor. İnternetten de zaten bakmıştım ben kendisine. Bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Umarım ikinci bir bölümde, hani artık 6 ay mı sonra çekerim, 3 ay sonra mı çekerim bilmiyorum. Bir düzeldiğimde, iyileştiğimde bir tane daha video atacağım bununla alakalı. Bu şekilde. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.